Çok beğendiğim ve bana göre çözülemeyen filmlerden biri olan Interstellar Yıldızlar Arası filmini analiz etmek üzere karşınızdayım. Ben Volkan Çelik. Yıldızlar Arası Interstellar, Christopher Nolan'ın yönettiği ve Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, John Lithgow ve Michael Caine'in başrol oynadığı 2014 bilim kurgu türünde bir film. Başarısız bir dünyanın insanlığı yok olmanın eşiğine getirdiği bir gelecekte NASA bilim adamlarından, mühendislerinden ve pilotlarından oluşan cesur bir ekibin yıldızlar arası seyahat yoluyla yeni bir yaşanabilir gezegen bulmaya çalıştığını ortaya koyuyor. Bu arada sizler de analizini istediğiniz ve beğendiğiniz en az 3 filmi mutlaka yorum olarak yazın arkadaşlar. Gelin öncelikle fikrin geliştirilme aşamasına bakalım ve sonra konusuyla devam edelim. Ve işte başlıyoruz. Geliştirme ve finansman. Interstellar'ın öncülü, yapımcı Linda Obst ve Mesaj yani The Contact filminde işbirliği yapan Carl Sagan'la onları bir randevudan beri tanıyan teorik fizikçi Kip Thorne tarafından tasarlandı. İkili Thorne'un çalışmasına dayanan evrendeki en egzotik olayların aniden insanlar için erişilebilir hale geldiği bir durum hakkında bir senaryo tasarladı ve yönetmen Steven Spielberg'in ilgisini çekti. Film Haziran 2006'da Spielberg ve Paramount Pictures'ın Obst ve Thorne tarafından yazılan 8 sayfalık bir incelemeye dayanan bir bilim kurgu filmi planlarını duyurmasıyla geliştirilmeye başladı. Mart 2007'de Jonathan Nolan bir senaryo yazması için işe alındı. Spielberg prodüksiyon stüdyosu DreamWorks'u 2009'da Paramount'tan Walt Disney Stüdyosu'na taşıdıktan sonra Paramount'un Interstellar için artık yeni bir yönetime ihtiyacı vardı. Jonathan Nolan, projeye 2012'de katılan kardeşi Christopher'ı tavsiye etti. Christopher Nolan, hikayede uzay zamanın kullanımını tartışmak için Thorne'la bir araya geldi ve ardından başyapımcı olarak katıldı. Ocak 2013'te Paramount ve Warner Bros. Christopher Nolan'ın Interstellar'ı yönetmek için görüşmelerde bulunduğunu duyurdu. Nolan, insan uzay uçuşu hedefini teşvik etmek istediğini ve kardeşinin senaryosunu kendisininkiyle birleştirmeyi amaçladığını söyledi. Takip eden Mart ayında Nolan'ın Syncopy ve Linda Obst Productions etiketiyle üretilecek olan Interstellar'ı yöneteceği doğrulandı. Hollywood Reporter, Nolan'ın toplam brüt ücretinin %20'sine karşılık 20 milyon dolarlık bir ücret kazanacağını da söyledi. Christopher Nolan, film araştırması için NASA'yı ve SpaceX'teki özel uzay programını ziyaret etti ve eğitim aldı. Artık sıra geldi genel olarak film konusunu aktarmaya. Konu. Yakın bir gelecekte tahıl ürünlerinin ölmesine neden olan bir küf yüzünden medeniyet gerileyerek tarım toplumu seviyesine düşmüştür. Dul bir mühendis ve eski bir NASA pilotu olan Joseph Cooper ailesiyle birlikte bir tarla işletiyor. O artık bir çiftçidir. 15 yaşında bir oğlu Tom Cooper ve 10 yaşında bir kızı Murphy yani Murph Cooper vardır. Bir toz fırtınasından sonra Murphy'nin yatak odasının zemininde açıklanamayacak bir şekilde garip toz desenleri belirir. Anomaliyi bir hayalete bağlarlar. Cooper sonunda desenlerin yer çekimi değişimlerinden kaynaklandığını ve bunların ikili kodda coğrafi koordinatları temsil ettiğini düşünür. Cooper'ın kızı Murphy, odasında bir hayaletin kendisiyle iletişim kurduğunu düşünmektedir. Sonrasında Murphy'nin hayaletinin gönderdiği bilinmeyen istihbaratın yerçekimsel dalga kullanarak kodlandığını keşfederler. Tozlar üzerinde kalan ikili sistemde yazılı koordinat, Cooper ve kızını NASA'nın gizli bir üssündeki Profesör John Brand'e yönlendirir. Profesör Brand'in onlar dediği uzaylı bir zekanın Satürn yakınında bir solucan deliğini açtığını, bariz bir şekilde başka bir galaksiye geçerek yaşanabilir yeni bir gezegen bulmamız için bir umut verdiklerini söyler. NASA'nın Lazarus görevlileri dev kara delik olan Gargantua yörüngesinde 3 adet potansiyel yaşanabilir gezegen tanımlamıştır. Miller, Edmund ve Mann. Endurance uzay aracıyla beraberindeki astronotların görevi bu gezegenlerdeki uzay istasyonlarından gelen veriye dayanarak hangi gezegenin yaşanabilir olduğunu araştırmaktır. Astronotlar Miller, Edmunds ve Mann olumlu sonuçlar bildirmiştir. Profesör Brand verilerine dayanarak insanlığın hayatta kalmasını sağlamak için iki plan tasarlar. Aslında her şey bir döngüden ibarettir. 12 gönüllü gezegenleri tek tek incelemek için solucan deliğinden geçmiştir. Cooper,
koordinatları eski amiri Profesör John Brand başkanlığındaki gizli bir NASA tesisine kadar takip eder. Profesör Brand yerçekimi anomalilerinin başka yerlerde olduğunu söyler. Plan A, kolonileri uzaya itmek için bir yerçekimsel tahrik teorisi geliştirmeyi içerirken, Plan B ise yaşanabilir bir gezegeni kolonileştirmek için 5000 donmuş insan embriyosu taşıyan Endurance uzay aracının fırlatılmasını içerir. Cooper, Endurance'a pilotluk etmesi için işe alınır. Mürettebat, bilim adamları Dr. Amelia Brand, Profesör Brand'in kızı, Dr. Romley, Dr. Doyle ve robotlar Tars ve Case'ten oluşmaktadır. Cooper ayrılmadan önce perişan haldeki Murphy'ye geri döndüğü zamana göre zamanlarını karşılaştırması için kol saatini verir. Solucan deliğini geçtikten sonra Romley kara deliği incelerken Cooper, Doyle ve Brand bir okyanus dünyası olan Miller'ın gezegenini araştırmak için bir çıkarma gemisiyle inerler. Miller'ın gemisinde enkaz bulduktan sonra devasa bir gelgit dalgası Doyle'u öldürür. Çünkü bu gezegendeki yer çekimi kuvvetlidir ve geminin ayrılışını geciktirir. 2067'de mahsul ve toz fırtınaları insanlığın hayatta kalmasını tehdit etmektedir. Mısır yaşayabilen son üründür. Dünya ayrıca Apollo ay görevlerinin sahteciliği de dahil olmak üzere genç nesillere sahte tarihin öğretildiği bir post gerçekliğe dayalı topluma dönüşmektedir. Evet, konu bu şekilde ama biraz daha irdelemek gerekli arkadaşlar. Basit sorularla bazı cevaplar vermeye çalışalım. Ki aslen film inanılmaz detaylarla, çok ince mesajlarla ve görsel efektlerle dolu. Derinlemesine bakış. Yıldızlar arası nedir? Yıldızlar arası Christopher Nolan'ın yönettiği ve Matthew McConaughey, Jessica Chastain, Anne Hathaway, John Lithgow ve Michael Caine'in başrol oynadığı 2014 bilim kurgu destanı olan bir filmdir. Başarısız bir dünyanın insanlığı yok olmanın eşiğine getirdiği bir gelecekte NASA bilim adamlarından, mühendislerinden ve pilotlarından oluşan cesur bir ekibin yıldızlar arası seyahat yoluyla yeni bir yaşanabilir gezegen bulmaya çalıştığını görüyoruz. Yıldızlar arası ne zaman gerçekleşecek? Belli değil. Hiçbir noktada tarih veren bir başlık kartı yok ve Nolan belirli ayrıntılar konusunda temkinli davrandı. Coop yani McConaughey ve kayınpederi Donald yani John Lithgow arasındaki amatör görünümlü bir beyzbol maçı sırasında geçen ilk diyalogdan bir ipucu veriyor. Donald, benim zamanımda gerçek top oyuncularımız vardı. Kim bu serseriler? Coop, benim zamanımda insanlar beyzbol oynamak için, yemek için bile kavga etmekle meşguldü. Arka planın bu düzgün serpiştirilmesi, Coop gençken gıda kıtlığı nedeniyle dünyanın çökmeye yaklaştığını gösteriyor gibi görünüyor. Ayrıca Donald gençken toplumun henüz çökmediğini, yani insanların hala yetkin bir düzeyde beyzbol oynamayı bildiklerini öne sürüyor. Bu nedenle yıldızlar arasının günümüzden birkaç kuşak sonra yani 21. yüzyılın sonlarında gerçekleştiğini tahmin edebiliriz. Ama bu sadece bir tahmin, gerçek cevapsa elbette ki bilmiyoruz. Neden dünyayı terk etmek istiyorlar? Kısacası kuraklık, yiyecek kıtlığı ve oksijen eksikliği. Kip Thorne'un The Science of Interstellar adlı kitabına göre film bir dizi felaketin Kuzey Amerika nüfusunu 10 kat veya daha fazla azalttığı ve dünyanın geri kalanı için benzer sonuçlar doğurduğu bir gelecek hayal ediyor. Bu dünyada toplum tarımsal bir varoluşa geçti. Yani herkes çiftçidir ve mahsuller patojenlerin neden olduğu bir bitki hastalığı olan yanıklık nedeniyle başarısız oluyor. Yanıklık aynı zamanda dünya atmosferindeki oksijeni de azaltacaktır. Profesör Brand'in yani Michael Caine'in gözlemlediği gibi açlıktan ölen son insanlar ilk boğulanlar olacaktır. Başka bir deyişle dünya artık uygun bir ev değil ve insanlık yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Nolan 1930'larda Amerikan çayırlarını harap eden kuraklık ve zayıf tarım yöntemlerinin bir araya gelmesiyle toz fırtınalarına ve mahsul kıtlığına yol açan Dust Bowl döneminden ilham aldı. Filmin başında görülen bazı konuşan kafalar Ken Burns'un The Dust Bowl adlı belgeselinden alınan o döneme ait gerçek hayat hikayeleridir. Peki hayalet olayı nedir? İşin aslına ve en azından bazı ayrıntılarına giriyoruz. Coop'un kızı Murph yani Mackenzie Foy babasına bir odasının etrafına poltergeist tarzında kitaplar fırlatan ve mesaj bırakıyormuş gibi görünen
hayalet olduğunu gösterir. Coop daha sonra bunun bir hayalet olmadığını, gerçekimsel bir anomali olduğunu anlar. Anomali mesajları ikili kodda bırakıyor. Coop ve Murphy, NASA üssüne götüren GPS koordinatları. Daha sonra Murphy'nin saatinde onlar tarafından bir mesaj bırakıldığını da keşfediyoruz. Görünüşe göre yer çekimi anomalileri Brand'in bilim adamları ekibi tarafından neredeyse 50 yıldır Satürn'ün yakınında bir solucan deliğinin ortaya çıkmasıyla aynı zamanda tespit edildi. Sonunda bu anomalilerin kısmen Coop tarafından Tesseract aracılığıyla gönderildiği ortaya çıktı. Yer çekimi denklemi nedir? Esasen yer çekimi denklemi Profesör Brand'in yer çekimini kontrol etme girişimi. Coop, Murph ve Profesör Brand tarafından gözlemlenen yer çekimi anomalileri bilimsel yer çekimi anlayışının tamamen yeniden değerlendirilmesine yol açıyor. Dünya ölüyorsa mevcut roket tahrik teknolojisiyle insanlığın toplu tahliyesi neredeyse imkansız. Yer çekimi seni aşağı çekiyor. İnsanlar ve roketler çok ağır. Yer çekimi denklemi gezegenden uygun miktarda yakıt ve yaşam elde etmek için anomalileri kullanarak yer çekimini manipüle etmeye çalışıyor. Kurum 40 yıldır yer çekimini çözmeye çalışıyor ama sonuç yok. Hatta tüm tesisini hazırlık aşamasında bir uzay istasyonu olarak inşa etti. Ancak bir karakterin daha sonra belirttiği gibi denklem göreliliğini kuantum mekaniği ile uzlaştıramadı. Fazlasına ihtiyacın var. Daha fazla veri. Bir kara deliğin içini görmen gerek. Yer çekiminden bu şekilde yararlanılabileceği veya boyutlar arasında seyahat edilebileceği fikri spekülatif bir bilim kurgudur ancak bunun kökleri teorik astrofiziktedir. Peki B planı nedir? Kurumun bir yedek planı var. Yer çekimi denklemini kullanarak dünyadaki insan nüfusunu tahliye edemezse insanlığı yeni bir gezegende döllenmiş yumurtaları kullanarak yeniden yerleştirecek ve hala dünyada olanları ise terk edecek. Filmin ilerleyen bölümlerinde ölüm döşeğindeyken Brand tüm misyonun bir yalan olduğunu itiraf ediyor. Yer çekimi denklemini bir kara deliğe girmeden çözemedi. Bu yüzden plan B gerçekten plan A'ydı aslında. Yani aslında yapılan tüm uzay projeleri tümüyle yalandı. O solucan deliği nedir? Yıldızlar arası yolculuk, evrendeki yıldızlar ve güneş sistemleri arasında hareket etmek teknik olarak imkansız. Tabii şu an için. Coop'un belirttiği gibi güneş sisteminde yaşamı sürdürebilecek bir gezegen yok ve en yakın yıldızsa 1000 ışık yılından fazla uzakta. Yeni bir ev bulmak için insanlığın evrenin uzak bir köşesinde yeni bir gezegen bulması gerekiyor. Ve evrenin uzak bir köşesine ulaşmanın tek yolu bir solucan deliğinden geçiyor. Neyse ki Satürn'ün yakınında bir solucan deliği ortaya çıkıyor. En önemli yer çekimi anomalisi uzak bir galaksiye yol açan bir uzay zaman bozukluğu. Solucan delikleri kavramı Einstein'ın genel görelilik kuramından evrendeki iki uzak noktayı birbirine yaklaştırmak için uzay zaman bükülmesiyle oluşturulan varsayımsal bir köprüden ortaya çıktı. Filmde Dr. Romilly yani David Giassi bunu Coop'a bir kağıt parçası üzerinde iki nokta olarak açıklıyor. Bir solucan deliği kağıdı katlar ve uç noktalardan geçer. Peki solucan deliğini oraya kim koydu? Onlar yaptı. Kısa ve net. Solucan delikleri Coop'un belirttiği gibi ve Kip Thorne kitabında da onaylandığı gibi doğal olarak görünmez. Yani oraya birileri ya da bir şey tarafından yerleştirilmiş olmalı. Filmin başlarında onu oraya iyiliksever, ultra ileri bir uygarlığın yerleştirdiğine inandırıldık. Örneğin uzaylılar temelde. Filmin ilerleyen bölümlerinde Coop onları biz olarak yorumluyor. Coop robot tarza bizi buraya hiç getirmediler diyor. Kendimizi getirdik. Koordinatları NASA'ya ve Tesseract'tan kuantum verilerini gönderen Coop'un kendisidir ve ultra ileri uygarlığın aslında kuantum mekaniğinde 5 boyuta var oldukları ölçüde ustalaşmış, gelecekten gelen insanlar olduğu ima ediliyor. Yani zaman ve uzayda kolaylıkla ileri ve geri hareket edebiliyorlar. Bu ileri medeniyetle asla karşılaşmayız. Nolan'ın pek çok çalışması gibi bu unsur da dikkatle belirsiz bırakılmıştır. Miller'ın gezegeninde zaman neden daha hızlı ilerliyor? Tek kelimeyle görelilik. Solucan deliğinden geçtikten sonra Coop'un ekibi Dr. Miller'ın okyanus gezegenine inmeye karar verir. Yabancı galakside var olan devasa parlayan kara delik Gargantua'nın yörüngesinde Gargantua'nın devasa yerçekimi kuvveti nedeniyle o gezegendeki her saat dünyada 7 yıldır. Evet yanlış duymadınız. Her saat dünyada 7 yıl. Büyük bir gelgit dalgası uzay aracına çarptıktan ve yükselişini geciktirdikten sonra
dünyada 23 yılın geçtiğini keşfeder. Gargantua uzay zamanı büküyor. Yer çekimi kuvveti Miller'ın gezegenini büküyor. Kip Thorne'a göre Gargantua'ya düşmeden olabildiğince yakın. Onu kara deliğe doğru ve uzağa doğru gererek ve sıkıştırarak büküyor. Dünya ile karşılaştığında Miller'ın gezegenindeki uzay zaman çarpıktır. Bu nedenle mürettebatın zamanı tıpkı yiyecek veya oksijen gibi bir kaynak olarak düşünmeleri gerektiğini söylemesinin asıl nedeni budur. Einstein'ın görelilik teorisi tüm bunların anahtarı. Devrim niteliğindeki 1915 teorisi nesne ne kadar büyükse uzay zamanın o kadar fazla büküldüğünü ve büyüdüğünü öne sürdü. Örneğin uzay zaman dünyanın etrafında bükülür. 2004 uydusu tarafından kanıtlandığı gibi. Çevresi 1 milyar kilometre olan bir kara delik için Gargantua'nın olduğu gibi uzay zaman çok daha fazla bükülür. Romilly'nin dediği gibi. Bu görelilik millet. Bir dakika, Matt Damon da bu filmde ve o kötü gibi görünüyor. Evet, Matt Damon yabancı galaksiyi ilk kez keşfeden Lazarus misyonunun lideri. Doktor Man rolünde kamera karşısına çıkıyor. Matt Damon'ın kriyo uykudan çıkan görünümü ilk izleyen birçok izleyici için sürpriz oldu. Nolan projeye katılımını kasıtlı olarak gizli tuttu. Yayın öncesi tanıtımların hiçbirinde yer almadı. Kendisi kötü değil ama biraz enteresan. Man, insanlığın bencil doğasının bir örneği. Soyadı, özellikle de ince olmayan bir işaret levhası. Amonyak dolu gezegenin yaşanabilir olduğuna iddia etmek için verilerini kasıtlı olarak manipüle eder. Kupu mürettebatını tamamen gezegenden kaçmak ve dünyaya geri döndürmek için sabote ediyor. Yıldızlar arası ve Mars bağlantılı mı? Hayır. İnternetteki pek çok kişinin aksini düşünmesine rağmen Interstellar ve The Martian bir yıldan az bir süre arayla yayınlanan iki filmde Matt Damon'ın uzak bir gezegende mahsur kalmış bir astronot olarak yer alması tamamen tesadüf. Matt Damon bir röportajcıya benzer bir rolden çok kısa bir süre sonra The Martian'a katılmakta tereddüt ettiğini söyleyerek tesadüfü kabul etti. Ama yönetmen Ridley Scott onu ikna etti ve filmde yer aldı. Bu tuhaf kitaplık, Kaleidoskop, Asit Trip olayı tam olarak nedir? Bu senaryoda tezzerakt olarak anılıyor. Geometride bir tezzerakt, bir hiperküptür. Bir kübün 4 boyutlu bir versiyonudur. Küp bir kare için neyse bir tezzerakt bir küp için odur. Robot Tars, Kupa ultra ileri varlıkların bu 3 boyutlu uzayı sizin onu anlamanıza izin vermek için 5 boyutlu gerçekliklerinin içinde inşa ettiklerini açıklıyor. Zaman fiziksel boyut olarak temsil edilir. Kup, Murph'ün 10 yaşından itibaren yatak odasını görür ve o zamandaki her an Kup'un seyahat edebildiği ve deneyimleyebildiği sonsuz fiziksel çizgilerle sunulur. Brand'in daha fazla spekülasyon yaptığı gibi fiziksel olarak zamanda hareket ediyor. Onlara göre zaman sadece başka bir fiziksel boyut olabilir. Onlara göre geçmiş tırmanabilecekleri bir kanyon, gelecekse tırmanabilecekleri bir dağ olabilir. Kup fiziksel olarak zamanda yolculuk yapamaz. Ancak Interstellar'ın bilim kurgusunda yer çekimi zaman da dahil olmak üzere boyutları geçebilir. Böylece Kup genç kızına bir mesaj gönderebilir. İlk başta üzüntüsünden kitapları kitaplıktan atarak kal yazar. Sonra ona koordinatları ikili olarak NASA'ya verir. Son olarak Tars'ın kara deliğin tekilliğinden topladığı kuantum verilerini, yani sadece kara deliğin içinden gözlemlenebilen verilerden bahsediyoruz. Bunları alır ve Morse koduyla Murph'ün saatinin ikinci ibaresiyle gönderir. Brand'in yerçekimi denklemini çözen bu kuantum verileridir. Tezzerakt bazı izleyiciler arasında anlaşılması güç oldu ama bu bazılarının ortaya koyduğu kadar delice uzak bir fantezi değil. Bu filmdeki her şey gibi mevcut bilimsel teorileri alır ve dramatik etki için onları biraz manipüle eder ve tahmin edilebilir kılar. Peki sondaki garip tüp benzeri dünyada neyin nesi? Bu Cooper istasyonu. Bir yetişkin olarak Murph, yerçekimi denklemini çözmek için saatten gelen kuantum verilerini kullanır. Yerçekimini nasıl kullanacağını ve onu nasıl kontrol edeceğini anlayabilir. Sonuç olarak, insanlık dünyayı birçok kez terk edebilir. Görünüşe göre Güneş sisteminde çok sayıda tüp benzeri koloniler var olabilir mesajı veriliyor. Cooper istasyonunun nasıl inşa edildiği hiçbir zaman tam olarak anlaşılamadı.
Ancak The Science of Interstellar'da Kip Thorne, Murphy'nin dünyanın doğal yer çekimini nasıl azaltacağını bulduğunu yorumluyor. Dünyanın yer çekimini azaltabilirsiniz, roket itiş gücünün uzaya yaşamı destekleyecek kadar büyük bir koloniyi kaldırmasını çok daha kolay hale getirir. Thorne, dünyanın yer çekimini azaltmanın depremler ve tsunamilerin dünyada hasara yol açacağını da öngörüyor. Ama insanlığın güvenliği için ödenmesi gereken bir bedel olarak da görünüyor. Evet değerli arkadaşlar, sizler bu film hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle mutlaka paylaşın, yorumlarınızda belirtin. Aslına bakarsanız fikir, kurgu ve görsel açıdan mükemmel bir film ve bu konu üzerine daha konuşmamız gereken çok nokta olduğunu söylememiz gerekli. Bu filmde Prometheus gibi az sayıda çözülemeyen filmlerden biri olarak karşımızda duruyor. Ciddi anlamda bu film tekrar tekrar izlenmesi gerekli ve yeniden film hakkında düşüncelerimizin yazılması gerekli. Şahsen çok uzun zaman önce izlemiş olsam da bu süre içerisinde 3 kez daha izlediğimi söyleyebilirim. Büyük ihtimalle videoyu yükledikten sonra bir kez daha izleyeceğim. Ben Volkan Çelik. Kafamda yer alan Top 10 film listemin ikinci sırasında yer alan Interstellar film hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Yeni bir konuyla yeni bir videoda yeniden görüşeceğiz. Videoyu paylaşın, yorumlayın ve mutlaka enerji ve güç vermek için kanala abone olun değerli arkadaşlar. Herkese teşekkürlerimle.